Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bükletmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı yürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şahtan güneş doğduğunda gölgem garba uzar. Mazlumlar gözyaşını şefkat etmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisanlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Deli Balkan 3. Sahibi Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Yazan Gürbüz Azat. Senaryo Hanefi Söztutan. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Casus. Baharla birlikte Osmanlı yurdu canlanıverdi. Ağaçlar yeşermeye, sular tazelenmeye durmuştu. Her yeri dolaşa dolaşa gelen çingeneler de paşa eline çadır kurup konakladılar. Eski arabaları ve yırtık çadırlarıyla bir güzel yerleştiler oraya. En rahat ettikleri yerler Osmanlı topraklarıydı. Çiçekler en güzel burada açıyor. Güneş burada sıcak. Sakın huzurluk etmeyin çocuklar. Kimse bizden rahatsız olmamalı. Hırsızlık istemem. Merak etme be Zoltan. Osmanlı toprağında kimseyi üzmeyiz mi bilirsin? Topu topu 2 ay kalacağız burada. Rahat ol reis. Kimsenin canını yakmayız. Peki anlaştık. Hey şu gelene bakın. Bizim Yakup Ağa değil mi bu? Aa ona benziyor. Evet evet o. Hey Zoltan. Nerelerdesin Cevese Çerbaşı? Cevap ver. Sen misin Yakup Ağa mı? Hoş geldin. Obamıza şeref verdin. Gel otur hele şöyle. Hey çocuklar. Tez soğuk ayran getirin bize. Yakup Ağa'mız gelmiş. Görmez misiniz? Obanı bu yıl daha kalabalık görürüm Zoltan. Sakın bir yaramazlık yapmayın. Bir aksilik ederseniz karışmam. Uslu durursanız hediye var. Yapma ama. Ay yıl bir uğursuzluğumuzu gördün. Sessiz gelip sessiz gitmiyor muyuz? Bağlara girmek yok. Ayçiçeği çalmak yok. Adam soymak ve dilencilik yasak. Anladın mı Zoltan? Anladım Yakup Ağacığım, anladım. Göreceksin, bir dal bile koparmayacağız. Seni üzmeyeceğiz, rahat ol. Reis, ne işin var benim Silivri'de? Başka gidecek yer mi kaldı? Öyle deme deli Zoltan, bu sefer başımız dertte. O civarda işler tatlı değil. Hayrola reisim. Biraz daha açık konuşsak. Başımız nasıl dertli olur? Her yıl bu mevsimde çingeneler gelir Frangistan'dan. Bu civara yerleşirler. Onlar aracılığıyla Frangistan'a bilgi sızdıran bir casus var. Onu arayıp bulacaksın. Eyvah. Her iş bitti. Şimdi de çingeneler. Yapma reisim. Bu iş sandığın kadar kolay değil deli balta. Şimdi kulaklarını dört aç ve beni iyi dinle. Anladım. Zoltan denen adama dikkat edeceğim. Gözümü dört aç. Sen işini ferah tut reis. Herkesten şüphe etmelisin deli bazda.
İlk işin Yakup Ağa'yı bulmak olsun. O sana yardım eder. Çünkü yabancılara kontrol görevi Yakup Ağa'ya verilmiştir. Dediklerini bir bir yapar ve hemen bugün işe başlarım reis. Benim için endişelenme. Bu vatana canım feda. Allah yardımcın olsun oğul. İskeleye yanaştık. Hadi uğurlar ola. Hoşça kal reis. Hakkını helal et. Belki buralarda kala kalırım. Belli olmaz. Reisin sözüne ettiği köy burası olmalı. Şimdi Yakup Ağa'yı bulmalıyım. Karınlaşım, Yakup Ağa'yı nerede bulabilirim? Onu tanır mısın? Şöyle git döşemeli yola sap Yakup Ağa'mızın evine çıkarsın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ortalık iyice tenhalaştı. Buralarda ne yapar bu adam yapayalnız? Yakup Ağa! Yakup Ağa neredesin? Bir misafirin var. Hayırdır inşallah. Ne var oğlum? Sen kimsin? Buralarda işin ne? Kusura kalma abi. İstanbul'dan gelirim. Senden görüşmeliyim. Ya buyur bakalım. Derdin neymiş öğrenelim. Gir içeri. İşte böyle ağa. Bu çingeneler bir halk karıştırıyor herhalde. Allah Allah. O garibanlar her yıl gelip az biraz buralarda iyileşirler. Bugüne kadar hiçbir kötülük işlemediler. Her gelişlerinde çeri başlarıyla görüşür, tembihlerde bulunurum. Neyse, sabah ola hayır ola. Bu işler çirkin işler ağam. Casusluk yapanı yakalamak gerek. İyice araştıralım yarın. Uyumak zamanı değil. Kalk hadi. Benim ben. Ne var ne oluyor? Çabuk ol. Bu gece bir işimiz yok muydu bizim? Gündüzünle konuşmuştuk hadi. Telaş etme kalkıyoruz işte. Dikkatli ol. Zoltan işitirse vay halimize. Hadi bakalım hadi. Şşşt. Sessiz ol. Kızlan biraz. Zaten oldukça geciktik hep senin gücünden. Ya niye bu kadar acelecisin bilmem ki. Görende mühim bir şey sanacak. İşte geldik. Şuraya uzanıp bekleyelim. Bir şey görüyor musun? Ha? Bir kımıldama falan var mı? Şşş, yavaş. Konuşma. Bekle biraz. Şansımız varsa yaşadık. Dün bir, bugün iki. Bu işler biraz sabır ister. Telaşlanmaya da gelmez. Anladın mı şimdi? Zoltan fark ederse mahvoluruz. Aslında fena bir iş yapmıyoruz ama... ...gene de kırbaçlatır bizi. Doğru. Bu konuda çok hassastır. Gel dönelim istersen. Bu gece işler kesat. Yarın gece geliriz. Ha? Hadi bizi arayabilirler. Hadi çıkıyoruz. Buralara ilk defa geliyorum dayı. Pek sevdim. Eskiden buralar Roma İmparatorluğu'nun buğday ambarıydı. Bereketlidir. Ya şu kestirmeden gidelim. Dayı, içimde garip bir duygu var. Tetik durmamız lazım gibi geliyor bana. Çünkü... Ayaklı şeytan. Tuzağın tam ortasına düştüm. Üstü örtülü bir kuyu ha. Doğru evlat. Hiç kımıldama. Seni kurtaracağım. Telaşlanma. Tut şu deneyi şimdi bakayım. Yaralı falan değilsin ya. Dayı. Buradan geçeceğimizi kim biliyordu? İyi düşün bakalım. Şu deneyi tut hele. Ha şöyle. Nasılsın bakalım? Bir şey yok inşallah. Yok da yok.
Ama bu iş sandığımdan da ciddiymiş. Reis haklıymış. Hafife almışım. Bak dayı, aşağıda bir yüzük buldum. Bu bakır yüzüğü kimler takar? Hı? Bilirsin. Hemen konar göçerlere gidelim. Bu işte onların parmağı var. Başka türlüsüne inanasım gelmiyor. Tüh be! Allah'ın cezaları. Bunu bize nasıl yaparlar? O kadar da iyi davranırım her sene. Hey Granamet Sultan denilen yalancı sahtekar! Çık ortaya! Hoş geldin ağam. Bu ne öfke? Sen de azıcık misafirim ol. Bu ne işim ağacım? Bir yaramazlık mı ettik yoksa? Daha ne olsun? O tuzak neydi öyle? Söyle bakalım. Tuzak mı? Az önce gelirken dostum Deli Balta tuzağa düştü. Az kalsın ölüyordu. İyiliklerimin karşılığı bu mu? Şaka yapıyorsunuz. Dedikleriniz gerçek olamaz. Birisi bana engel olmak istiyor. Ama hevesi kursağında kalacak. Olamaz. Ben böyle şeyler yapmam. Ekmeğini yediğim Osmanlı'ya oyun oynayamam. Namussuzluk bu. Fakat bir namussuz var. Belki de çok yakınımızda. Yapmayın ne olur. Üzmeyin beni. Şaka yaptığınızı söyleyin de sevindirin. Ha? Şakası yok bu işin Zoltan. Oturup konuşalım. Durun. Kımıldamayın. İnin çabuk. Bu da nesi? Zehirli bir hançer. Ne biçim iş bu? Misafirlerime kim yapabilir bunu? Yakalayın! Kaçırmayın alçağı. Diridir istiyorum. Sakın öldürmeyin. Canlı istiyorum haini. Bize iyilik edenlere nedir bu yaptığımız? Bizlere yakışır mı bu? Ama görecek o. Burnundan fitil fitil getireceğim. Osmanlı'ya kalleşlik edeni kendim parçalayacağım. Acaba... O hançer bir şey anlatmak istiyor. Vurmak için atılmadı sanki. Suçlu yakalanacak. Her şey ortaya çıkacak. Zoltan adaleti sever. Yalan söylemez. Yakalayamadık Zoltan. Ben böyle hızlı birini ilk defa görüyorum. Zaten bizim obadan biri değildi. Tadı gibi bir şeydi. Tek teselli bizden olmayışı. İnanın çok üzüldüm ve mahcup oldum. Üzülme Zoltan. Bu işte sizin bir suçunuz yok. Bir yanlış iz üzerindeyiz. Tekrar düşünün. Burada daha fazla iyileşmeyelim. Gitsek iyi olacak. Ağlar, utanıyorum. Biz böyle şeyler yapmayız. Yemin ederim yapmayız. Yorma kendini. Hepiniz iyi insanlarsınız. Hadi hoşça kalın. Çabuk olalım Deli Balta. Vakit kaybediyoruz. Durun gitmeyin. Size anlatacaklarım var. Kalleşleri tanıyorum. Ne? Kalleşleri tanıyor musun? Çabuk anlatın. Dün gece... Karamuşu ile arkadaşı bir yere gidip geldiler. Çok telaşlıydılar. Bizim çadırın önünden geçerlerken gördüm onları. Ne dedin dün gece mi? Bu işi bana bırakın ağam. Vazifemi yapayım. Karamuşu ile arkadaşı ha? Demek dün gece bir yerlere gidip geldiler. Anlaşılıyor. Bu iki serseriden umulur. Hemen yakalayıp getirin onları. Bağlayıp urganlayıp hazır edin habisleri. Hainlik nasıl yapılırmış? Osmanlı'ya nasıl arkadan vurulmuş öğrensinler. Ölüm tekerleklerini de hazır edin çabuk. Geciken adalet, adalet değildir. Sultan, ne biçim ceza bu? Tekerleklerden oluyor. İlk defa duyuyorum. Boyunlarına kanlı tekerleğe geçirilip uçuruma itilecekler. Suçları yoksa ölmezler. Töremiz bu. İşte soysuzları getirdik. Bir türlü gelmek istemediler. Çok direndiler ama başaramadılar. Bıraksak kaçıp gideceklerdi. Biz hiç kimseye kötülük etmedik. Bir şey de çalmadık. İnanın. Yok yere öldüreceksiniz bizi. Asıl suçlu bulununca da azap çekeceksiniz. Dün gece çergiyi terk ederek bir yerlere gitmiş. Sizi tanıyan var. Doğru ama biz kaleşlik için çıkmadık ki. Bari sen bize inan. Evet. Ne için çıktınız? Tilki yakalamak için kapan kurmuştuk. Sultan kızmasın diye gece yarısı bakmaya gittik. Sizin hakkınızda ben karar veremem. Kanunlarınıza karışmaya hakkım yok. Biz masumuz. Kimseye kötülük yapmadık. Doğru söylüyorum. Kurtarın bizi Zoltan. Sen böyle adaletsiz değildin. Ne olur acı bize. Biz gidelim ağam. Bu onların meselesi. Gidelim. Hiç tasalanmayın. O hainler cezasız kalmayacak. Şimdi uçurumu boylayacaklar. Sahiden suçlu mu onlar?
Hiç inanasım gelmiyor. Boşuna direnmeyin. Ne olur. Ne olur yalvarıyorum. Uçurma atmayın bizi. Biz suçsuzuz. Jacob. Jacob ne olur kurtar bizi Jacob. İyiliklerimizi unutma Jacob. Doğru Zoltan. Atma onları. Geliyoruz. Boş ver şu derileri. Hadi gidelim. Demek asıl adım Jacob. Evet. Hain benimle birlikteymiş de haberim yok. Daha ilk günden senden şüphelenmeliydim. Reis herkesten şüphe et derken haklıydı. İlk defa bu kadar kötü yanılıyorum. Çok kötü. Çok. Derivata beni üzüyorsun. Ben senin Yakup dayınım. Çabuk ol dedim. İyi ki bağırdınız. Yanıldık Zoltan. Sen neler söylüyorsun Derivata? Jacob, suçsuz olduğumuzu bir sen biliyorsun. Söyle abi. Yoksa her yıl yolladığın yazılı bilgileri Frengistan'a kim götürüyor? Salaklar. Neler saçmalıyorsunuz siz? Biz doğru konuşuyoruz. Kaç yıldır Frengistan'a senin emanetini taşımıyor muyuz? Ha? Hadi cevap ver söyle. Anlaşıldı. Demek bu sırrı bilen iki kişinin ölmesini istedin. Utanmaz. Çekilin önden. Yoksa hepinizi parçalarım. Beni takip edenin de kafasını kırarım bilmiş olun. Sen de vazgeç bu işten Delibata. Ardımdan geleni pişman ederim. Yakarım paşa elini. Dur Jacob, dur. Böyle bırakıp gidemezsin. Bu iş böyle kapanmaz. Kaçma. Hangi kovağa girsen yakalarım seni. Uğraşma Delibata. Bana yetişemezsin. Nihayet kurtuldum. Şahin olsa yakalayamaz. Oh, azıcık soğuk asam iyi olacak. Belayı başımdan iyi sardım. Ne o Jacob? Ürkek tavşanlara dönmüşsün. Orman bitti artık. Teslim ol. Ne? Teslim olmak mı? Sana ol. İnadı bırak Jacob. Geliyorum. Suçun çok büyük. Çok. Osmanlı'nın itimadını kötüye kullandın. Kadı önüne çıkman gerek. Artık seni bırakamam. Olmaz. Rüşvet yemez onlar. Asarlar beni kadılar. Hayır. Teslim olamam. Kolaysa gel teslim ol bakalım. Beni zorlamayacaktın. Çünkü sana dayı dedim. Osmanlılara iyilik edeceğimi sandılar. Aptallar. Bana sen bile kandın. İşte şimdi haklettim bunu. Seni öldürmem lazım. Kazdırdığım kuyularda ölmedin. Benim elimde can vereceksin. Kemiklerini kıracağım senin. Anandan doğduğuna pişman edeceğim. Bana tokat at bak ha. Al bakalım. Bileğe bak. Nereden çıktı bu kuyu? İşte şimdi sonun geldi delikanlı. İkimiz de kuyunun dibindeyiz. Kaçacak yerin yok. Delik deşik olacaksın. Bir daha işlerime burnunu sokamayacaksın. Al bakalım Osmanoğlu. Ah yandım. Hayret. Hançerini bana saplamak üzereyken birden yere yığıldı. Aman Allah, sırtında o zehirli hançer. Yukarıdan atılmış. Geçmiş olsun deli balta. Kalk, yukarı çıkmana yardım edeyim. Sen ha. Bize hançer atan yabancı. Hoşça kal Zoltan. Hoşça kalın arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Seni gene bekleriz Selim Alta. Unutma bizi. O ilk hançeri neden aldın? Neden etrafında dolaşıyorsun? Kimsin sen? Hançer bir işaretti Deli Balta. Bense seni kollamakla görevliydim. Uçurum Adası. Hey, şuraya bakın ağalar. Tam tepenizde, tam tepenizde. Bakın bir kuş uçuyor. Güneş tepene mi geçti yavuk? Denizin tam ortasındayız.
Hangi kuştan söz ediyorsun? Ne yani? Bana inanmıyor musunuz? Beyazlı güvercinende. Ha işte. Tam tepemizde. Tam tepemizde. Şu bulutun önünde bak baba. İyi bakın. Çok da yorgun düşmüş zavallı. Ne yapsak ki? Peki sana memleketten haber getirmiş. Annen baban çok özlemişti. Kim bilir? Hadi be. Alay etme benimle. Gördüysek merak ettiysek suç mu yani? Ne var bunda? Canın kuş eti mi çekti yoksa yamuk ha? İnanmazsanız inanmayın. Ben de gider deli baltaya söylerim. O inanır bana. Bak görürsünüz. Ne biliyorsun de? Tepemizde bir kuşu sokturuyor. Ne işte bak. İşine git yamuk. Bırak şimdi kuşumu şu. Aklı güvercin ağam. Durmadan bizi takip ediyor. Baksana. Kanadının birinde de siyah biber var. Ne dedin? Ne dedin? Daha önce niye haber vermedin akılsız yamuk? Ana, bizim güvercinimiz o. Hani nerede? Güvercin falan yok ortalıkta yamuk. Yüreğimi otlatmanın zamanı mıydı? Sen de bana inanmasana göre yanılmışım ben. Ben şimdi senin kemiklerini kırmaz mı? Ne olur kızma. İnan ki gördüm. Hiç yalan söz etmişliğim oldu mu ki size? Çırpınıp duruyordu yavrucak. Sanki bir diyeceği varmış gibi. Gel, gel, gel. Yaklaş yanıma yavrum. Buyur ağam. O kuş çok önemli yavrum. Ya. Gözlerini gökyüzünden ayırma. İyi. Bir daha görürsen hemen bana haber ver. İçerideyim. Başlın ağam, başlın. Hey yavrum. Deli balta kulağına ne dedi söylesene. Hayır ne dedi? Bize de söylesene. Size ne be? Size ne? Sizin duymanız gerekseydi yüksek sesle söylerdi. Ne haber? O ikimizin arasında bir şey. Hem beni meşgul edip durmayın. Haydi haydi. Şu an vazifede bulunuyorum. Şuna bak hele. Alacağın olsun. İşte yine o. Deli balta yetiş. Kuş göründü. Beyaz güvercin göründü. Hani nerede? Ha. İşte bak. Ha, üstümüzde. Sahi ya. Ayağına bir şey bağlı. Haberci güvercin bu. Beklediğiniz misafir geldi reisim. Seni arıyor. Hoş geldin yavrum. Daha önce fark edemedik gözün seni. Geldi. Şimdi rahatla bak. Ne kadar yorgun olduğunu biliyorum. Deli balta. Kaptan köşküne gel. Sana diyeceklerim olabilir. Geliyorum reis. Hayırdır inşallah. Ne var ki sesin çıkmaz reisim? Kara kara düşünürsün. Kötü haber. Aklıma gelen başımıza geldi oğlum. İşimiz gerçekten zor. Yeni bir görev emri bu. Uçurum adasına gideceğiz. Hırsız ve eşkıya Rumların adasıdır. Zorlu yer bilirim. Varlası bir yer ama çıkması bir yer değil. Üzülmeye hazır ol Deli Balta. Yorulmaya da. Dert etme Doğan Reis'im. Allah bizimle. Kılıç bizimle. Hey! Çok önemli bir habermiş. Meraktan çatlayacağım. Nereye gittiğimizi bilen var mı arkadaşlar? İşte reis geldi. Ona sorun. Üzme bizi reis. Şu haberi öğrenelim. Ve hadi. Menzilimiz değişti leventlerim. Uçurum adasına gidiyoruz. Kavgaya hazır olun. Gaziliğe ve şehitliğe de. Ne demek istersin reis? Allah dilerse gazi de oluruz, şehit de. İyi de çocuklar. Bu yer bildiğiniz yerlere benzemez. Dimdik bir adadır. Bir canavar gibi ürkütür insanı. Ta tepesinde berbat bir köy varmış. Vazifemiz orada esir tutulan Osmanlı alimini kurtarmak. Çabuk varalım oraya reis. Oho, bakıyorum da aslan yamuk şimdiden kendini bilemeye başladı. Önümüzde kirli bir karaltı var reis. Belki de orasıdır ha. Evet arkadaşlar. Bu sakin duran karaltı Akdeniz'in en rezil adasıdır. Nesi var bunun reis? Ateş olsa ne kadar yer yakar ki? Acele etmeyin. Yaklaşınca görürsünüz ne meymenetsiz bir yer olduğunu.
İşte onlar. İşte onlar. Osmanlı gemisi bu. Geldiler. Hey! Taşları hazırlayın. Merdivenleri çekin. Herkes yerine. Çabuk! Sevimli adaya hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Ali dayı. Niye böyle? Ne bileyim. İşte tam böyle bir ada görüyorum. Vay, yüzüm dediği kadar varmış. Amma da meymenetsiz bir yer ya. Etrafa dikkat edin evlatlarım. İşimiz hiç de kolaya benzemez beysim. Dedim de. Hale zapt etmekten daha zor. Yukarılarda kımıldamalar görüyorum ben. Bizi karşılamaya hazırlanıyorlar herhalde. Ne bekliyoruz? Karaya çıkalım artık. Halimi kurtaralım. Birbirinize helallaşın çocuklar. Halimi kurtarmak tamam. Asıl olan devletin itibarını kurtarmaktır. Önce şu yelkenleri indirin. Karaya buradan çıkacağız. Baş üstüne reis. Yelkenler mayna! Yelkenler mayna! Gömdeler abimeyiz. Çengeli urbanları çözün. Yanaşın yanaş uzaklayacaksınız. Oyalanma yok. İyice yanaştılar. Karaya çıkacaklar. Elemeyin çıksınlar. Çıksınlar da yağmur gibi taş yağsın başlarına. Bugüne kadar kimse tepeye ulaşamadı. Siz ölmeye geldiniz Osmanoğulları. Gelin. Gelin. Delicikosu bilmiyorsunuz tabii. Hepinizi öldürüp sonra da geminizi yakacağız. Bilginizi ölmekten beter ettik. Beni öldürürüz demeye bile başladı. Çabuk olun. Sonra dinleniriz. Kaymamaya dikkat edin. Amma dik. Burada yaşanır mı hiç? Deli bu adamlar veya sopalık hepsi. Bu işin kolayı yok muydu sanki? Tepedekilerden ödünç merdiven isteseydik keşke. Burada azıcık mola verebilirsiniz. Bu arada kementleri, düğümleri, urganları hazır edin. Her şey hazır reis. Urganları fırlatıyoruz. Hadi arkadaşlar hep birlikte. Tamam oluyor. Şimdi herkes iplere. Vakit kaybetmeyelim, iyi gidiyor. Dikkat edin. Düğümlere iyi basın. Sıkı dur yamuk. Aşağı düşersen parçanı bile bulamayız senin. Sen kendine bakana sarkımsız. Seni geçin de diyor. Aslanlarım benim. Anadolu'nun cefalı çocukları. Devletimiz sizinle büyük. Bir yerde konaklamak gerek deli bazen. Öyle dayı. Yoruldular ama belli etmiyorlar. Mola verelim. Çıkanlar dursun. Daha öteye gitmeyin. Duydunuz mu beni? Tamam deli balta. Duyduk. Burası iyi. Geceyi burada geçirelim. Bu fırsatı kaçırmayalım. Az sonra namazda duracaklar. Bunlara ders verme zamanı geldi artık. Hey! Nöbetçiler! Müslümanlara savaşa hazır olun! Onları görüyorum. Yan yana diziliyorlar işte. Tam zamanı. Yuvarlayın kayaları. Hadi ölsünler. Acımayın, yuvarlayın. Yuvarlayın dedim. Ey yavuk. Sallama adayı, batacağız sonra. Bu tarafa. Bu tarafa çabuk olun. Vay kalleşler vay. Ah ah. Yandım anam. Bu kaçırdık onları. Müslümanları ezdik. Ezdik. Çok yaman bir ders verdik onlara. Üstleri koptu. Hadi. Hadi gidip esirlerini kurtarsınlar bakalım. Vay. Vay sana. Nedir bu başımıza gelenler deli balta? Biz kimseye bir şey yapmadık ki. Biz kimseye bir şey yapmayız. Ama herkes bir değil. Bazıları kötülüğü zevk bilir yamuk.
Bunca taşı nereden buldular ki? İnce düşünmüş alçaklar. Osmanlı'nın alimlerine verdiği önemi iyi biliyorlar. O yüzden tedbir almışlar. Beni bakla. Az biraz yaklaş evlat. Yanına iki yiğit al. Zirveye tırman. Üç kişi çıkıp dört kişi ineceksiniz. Aksi halde hiç inmeyin. Önünüz orada kalsın. Emrin başımızda. Siz ikiniz denetler. Gelin benden. Emrindeyim yiğidim. Geldik deli baltam. Hakkınızı helal edin dostlarım. Bu gidişin dönüşü olmayabilir. Helal olsun deli balta. Dikkatli ol. En tepede buluşalım arkadaşlar. Haydi. Bismillah. Bu sessizlik iyi işaret değil. Kaçmaz bu adamlar. Kaçtıkları hiç görülmemiştir. Taşları yine hazırlayın. Birgini de hücreden çıkartıp arkadaki işkence ağacına bağlayın. Bağlayın da at babaları yesin. Galiba son düzlüğe ulaştık deli balta. Peki şimdi ne yapacağız? Sessizce yürüyelim. Gürültü çıkarmayın. Burası adanın arka tarafı. Eşkıya Rumlar daha ileride. Hey! Şuraya baksanıza. Bu bizim alim olmalı. Ne korkunç bir manzara. İnsan değil bunlar. Sen git onu kurtar. Biz de şu nöbetçileri kollayalım. Şşt! Yetiştik efendim. Şaşırmayın ve ses etmeyin. Az sonra birlikte gideceğiz. Hey sen! Nereden çıktın? Kimsin? Bırak onu! Hop hop! Birini mi aradın ahbap? He? Siz de kimsiniz? Şimdi görürsünüz gününüzü. Buraya çıktığınızda pişman olacaksınız. Hey! Yetişin! Saldırın! Adayı Müslümanlar kardı! Gelin! Yanaşın! Korkmayın! Korkmayın! Alın! Bırak katana şakası derler. Bu da senin isten. Sakın itiraz etme. Yardım adam! Sakın. Olamaz! Hayır olamaz! Bir yanlışlık var! Deli balta! Neredesin? Bu maymunların işi tamam. Buradayım karındaşım. Bak, maymunların büyüğü geliyor. Onun için iyi bir şey düşündüm. Sen ipleri hazırla Selim. Yükümüz var bilesin. Bırak beni haydut. Bırak diyorum. Bir kaçırmaya hakkınız yok. Hadi Selim. Bir kolu senin, bir kolu benim. Herkes kendi ipine. Alçaklar bırakın beni. Bırakın. Hayır. Hayır bırakın. Bırakın diyorum. Bana bak rezil. Bir daha ağzını açarsan kendini aşağıda bulursun. Ben yoruldum deli balta. Maymunların babasını sana bırakıyorum. Tutun beni. Yapmayın. Doğan reis. Deli balta 100 kiloluk bir misafir getiriyor. Demedi deme. Biliyor musunuz çocuklar? Bu deli balta gerçekten deli. Belki de bu yüzden çok seviyorum onu. Biz de çok severiz onu reis. Sevmez miyiz? Biz sevmiyor muyuz yani? Onu sevmiyor var mı ki? Erkenler kora. Erkenler kora dedik. İstanbul bizi bekler. Bizi bekler değil. Gözünü sevdiğim İstanbul. Biz geliyoruz. Hey hey. Denizin üstünde yürürüz. Düşmanı arar buluruz. Özümüzü komata alırız. Bize hayret gibi derler. Sahtekar.
Çabuk olun, kafamı kızdırmayın. Yoksa bu hanı harabeye çeviririm. Benim adım Deli Balta. Duymayan varsa duysun. Ne emretmişsem hemen yerine gelmeli. Ben beklemeye alışık değilim. Anladınız mı? Aman efendim kızmayın. Ne emredersiniz derhal yapılacak. Deli Balta'ya hizmet bizim için şereftir efendim. Ha şöyle adama benzeyin biraz. Bakın dostum Dimitri de geldi. Oo. Ona da bana davrandığınız gibi davranacaksınız. Ya Deli Balta seni üzüler mi yoksa? Emret hemen kafalarını koparıverin. Acele etme Dimitri. Beni daha iyi tanımaları için bir olayı anlatayım. Bakın şimdi. Bir gün koskoca bir denizin orta yerinde yelkenleri fora edip süzülmeye başladık. Bizi gören kaçıyordu. Belki inanmayacaksınız ama olanları anlatıyorum. Neyse uzatmayayım. Uzun zaman gittik. Kavga yok diye ellerim kaşınmaya başlamıştı. Derken... Ufukta bir gemi! Az sonra iri bir kalyonla karşılaştık. Tepeleme yük dolu. Güverteye çıkıp şöyle bir baktım. Hey! Kara geminin kalleş kaptanı. Beni çok iyi dinle. Adım Deli Balta. Benimle başa çıkamazsın. Hemen teslim ol. Yoksa doğduğuna pişman ederim. Ne? Deli Balta mı? Bizde de amma talih var. Hey! Deli Balta! Bırak bizi gidelim. Ne olur. Kalyondaki yükün yarısını bize bırakmazsan hepinizi sulara gömerim. Anladınız mı? Sulara gömerim dedim. Sesleri kopmuyor. Hemen bir filika çıkardılar. Çabuk olun biraz. Sallanmayın. Asılın kürekleri hadi. Sabrımı taşırmayın benim. Geliyoruz Deli Balta. Anlaşmaya geliyoruz. Kızma bir de ne olur. Söyle Dimitri. Anlattıklarımda bir yalan var mı? Ne münasebet efendim. Hepsi doğru. Ben de oradaydım. Aynen böyle oldu. Adamlar yalvarıp yakardı. Malın yarısını bize bıraktılar. Yoksa Deli Balta koskoca kalyonu tek başına batırabilirdi. Bu yüzden anlaşma kolay oldu. Zaten kim karşı gelirse Deli Balta çırasını yakıverir. Bugüne kadar 100 kişiyi kılıcına dizdi. Bir başına Avrupa'yı talan etti. Talan. O isteyecek de yapılmayacak ha. Bu imkansızdır. Deli Balta denince şöyle bir düşüneceksin. O dağların ve gökyüzünün aslanıdır. Size söylüyorum sakın onu kızdırmayasınız. Bir kızarsa şehirleri bile yakıp yıkar. Yalan söylüyorsun. Ne dedin? Yalan söylüyorsun dedim. Siz kim Deli Balta kim? Çünkü ben onu gördüm. O asla sizler gibi övülmez. Neler saçmalıyorsun sen? Defol buradan cahil. Yoksa kıymık kıymık doğrarım seni. Çabuk çek arabanı. Çabuk dedim. Daha fazla öfkelenirsen vay haline. Tamam tamam anladık. Bırak o rozlanmayı. Zaten buranın yabancısıyım. Seninle uğraşacak değilim. Hadi Dimitri. Buranın havası bozuldu gidiyoruz. Yine iyi kazandık Dimitri. Bir günde 100 altın. He? Fena değil ne dersin? Elbette. 3 ay adam soysak 30 yıl bey gibi yaşarız. Bu Deli Balta numarası iyi tuttu. Bundan sonra işimiz iş. Yolumuzun üstünde bir çiftlik var Yorgo. Sahibi de zengin bir Müslüman. İyi iş çıkacak göreceksin. Ne demezsin Dimitri. Hem zengin hem Müslüman. O ayaklarımıza kapanıp yalvarırken biz tekten 4 kişi olacağız desene. He? Hadi mahmuza atın. Ya 50 altın verirsin yahut da yakarız seni. Canını seviyorsan dediklerimizi yaparsın. Laftan anlamaz mısınız siz? Size verilecek param yok dedim. Çoluk çocuğumun nafakası için ömür tüketiyorum burada ben. Bunca yıldır boğaz tokluğuna çalışmadın ya bu koca çiftlikte. Hele getir şu altınları bakalım. Dediğini yap ihtiyar. Onun adı Deli Balta kızdırmaya gelmez. Etmeyin beyim. Öksüzlerimin hakkına göz dikmeyin. Yanlış bu yaptığınız. Varın alın terinizle kazanın derim. Ne altın yerine nasihat vermeye mi kalktın bize? He?
Yak Dimitri şu çiftliği. Bu moruğu da samanlığa bağla. Altın yoksa merhamet de yok. Gel bakalım Müslüman bozuntusu. Durun. Yapmayın. Körpe sabilerim acıyın. Kimsesiz aç susuz kalacaklar. Allah'tan korkun. Bu iş tamamdır Yorgo. Samanları tutuşturdum. Güzel. Gel şu tepeden seyredelim yangını. Aleviyle biraz ısınır sonra gideriz. İhtiyar Müslüman'dan altın alamadık ama iyi eğlendik ha. Bak bak duyuyor musun? İnsafsızlar! İnsafsızlar! Yaktınız beni! Allah kan bulur evi! Zevkten öleceğim şimdi Dimitri. Meğer bir Müslümanın çırpına çırpına yanmasını seyretmek altından daha kıymetliymiş. Hem de deli balta olarak. Meşhur olup keyif çatmak ne güzelmiş Dimitri. Yarın da başka taraflara gideriz. Zengin Müslümanların oturduğu taraflara. Beyler dışarıda bir delikanlı var. Yorgo denen iti çağır da gelsin dedi. Ne? Anlamadım. Sen ne diyorsun Ahmak? Ben demiyorum beyim, dışarıdaki delikanlı söylüyor. Handan çıkınca göreceksiniz tam karşıda. Yorgo denen alçağa çağırıver dedi. Benim suçum yok. Demek öyle ha? Kimmiş bakalım o rezil? Kim var orada? Kimmiş o edepsiz? Ha? Sen eceline mi susadın yabancı? Sana diyorum. Bacaklarını ayırmadan sıvış bakalım. O dediklerimi de gençliğine veriyorum. Hadi kaybol. Benim adım Deli Balta. Ben adamı doğduğuna pişman ederim. Şu sahtekarın ettiğine bak hele. Sen Deli Baltaysan ben kimim bre ahmak? Ne? Deli balta ha? Olamaz, olamaz. Yorgo, konuşturmadan işini bitirelim şunun, yoksa fena olur. Adımı kullanarak insanlara kötülük etmeye utanmadınız mı serseriler? Bir gün deli balta çıkar da bunun hesabını sorar diye düşünmediniz mi hiç? Dimitri, zehirli hançerinle yok et şunu. Hadi durma. Sıkı dur Osmanlı, ben geliyorum. Senden korkan senden beter olsun. Anlaşılan önce sen öleceksin. Gelin gelin. Neler kapışacaklar? Delikanlı kendine yaman güveniyor. Bakalım bu ansınların elinden kurtulacak mı? Bu hançeri yiyen kişi bir daha ifra olmaz. Ortaya çıkmak da yetmedin. Kolla kendini acemi çaylak. Elimden kurtulamayacaksın. Eyvah. Bu Dimitri denen adam merhamet nedir bilmez. Öbürünün adı da Deli Balta. Dediklerine göre o da merhamet nedir bilmezmiş. Al bakayım. Bunu hak ettin. Gel bakalım. Gel. Sen bu dana bağı oyununu biliyor muydun? Ha? Biliyor muydun? Bırak beni. Bırak diyorum. Bırak. Bana çattığını pişman olacaksın. Alt babalara yem edeceğim seni. Amma gevezeymişsin ha. Dur seni alt babaların olduğu yere göndereyim. Belki onlar dinlerler. Ben gevezelerden hoşlanmam çünkü. İndir. İndir beni. İndir diyorum. Bırak. Bırak be adam. Artık çok geç aslanım. Çok geç. Uçurum. Eyvah. Uçurum. Yaparım olur. Merhamet et. Atma beni aşağıya. Sen merhametten ne anlarsın bre soysuz? Sana akbabalar merhamet etsin. Uç bakalım hadi. Senin de peşimden geleceğini biliyordum Yorgo. Arkadaşına meraklandın herhalde. Korkma çingene soyu. Yakla. Şimdi gününü göreceksin Osmanlı. Hadi çek kılıcını. Hadi. Bakalım dedikleri kadar usta mısın? Sen daha dağları titreten Yorgo'yu tanımıyorsun anlaşılan. Benim olduğum yerde Osmanlı silah şörü gezemez. Hadi çek kılıcını dedim. Ellerin koynunda neyi bekliyorsun öyle? Zibidi. Kılıç çekilecek zamanı bilirim ben. Kendine güven biraz. Zibidi ha? Şimdi yaktım seni. Ardına bak. Kaçacak yerin de sıkışık kalsın. Kadına vara vara öleceğim. Yavaş yavaş doğrayacağım seni. Hayır. Benim bazı çok kötü kısımdı. İşi zor. Bakalım ne edecek?
Ama hiç korkmuşa benzemiyor. Baksanıza. Böylece durmuş bekliyor. Onun yerinde olmak istemezdim doğrusu. Ödüm kopardı. Yüreğinin atışları ta buradan duyuluyor eşkıya bozuntusu. Gel hele gel. Arkadaşın akbabalara yetmemiş anlaşılan. Gerçi senin esinde kastır ya. Ben korkmam. Kimseden korkmam ben. Belli baltadan bile. Bu işin sonu belli. İkisinden biri aşağı uçacak ama hangisi? Kaldırsana ama. Kılıçsız birinden çekiliyorsun ha. Bunu sen al bakalım. Boşa gitti zibidi. Kılıcın da hakkını veremiyorsun. Boyundan uzak. Dur hele dur hele. Kılıç nasıl kullanılır göstereceğim sana. Olmadı. Peki sen Osmanlı tokadının tadını bilir miydin? Ha? Bilmiyorsan durma. Bir vuruşta çökertti zalimi. Ayağa kalk. Ayağa kalk köpek. Kalkacağım ve gözlerini oyacağım. Gel. Gel bakalım Rum köpeği. Sana acımayacağım. Asıl ben sana acımayacağım. Suçun büyük. Suçun büyük sahtekar. Elime düşmekle iyi etmedin. Seni yavaş yavaş öldüreceğim. Çok konuştun Osmanlı. Al bakalım. Senin için iki ağaç seçtim sahtekar yorgun. Oraya çok yakışacaksın. Hey. Hey, çok fena kapıştı bunlar. Bakın bakın. Eyvah, uçuruma yaklaştılar. Orası da tek taygandır. Birisi tökezlerse yandı. Beni Dimitri gibi kolay yiyemeyeceksin. Beni kolay lokmamı sandın Osmanlı ha? Seni öldürmeden pes etmeyeceğim haberin ola. Bak, seni o ağaçlara geleceğim Rumoğlu. Kurtuluş yok. Hala konuşuyorsun. Ama bunlar son sözler olacak. Bu yumruk Anadolu hediyesidir. Yedi dişi birden sıkı. Ne yaptın çağırıyorum? Seni öldüreceğim. Çok kötü kıstırdım seni. Çok kötü. Bugüne kadar kimse alt edemedi beni. Kimse de demeyecek bunu bilmiş ol. Senin gibileri çok gördüm Yorgo. Sen cezasını çeken haddini bilmezlerin ne ilki ne de sonuncusu olacaksın. Eyvah! Delir balta arkasını görmüyor. Bir kayarsa parçasını bile bulamayız. Sahtekar da al değil hani. Ömrümde böyle kavga görmedim. Müthiş. Gel biraz daha yaklaşalım. Yakından görelim şunları. Hayır fazla yaklaşma. Yaklaşmak tehlikeli. Buradan seyredin. Gelin de dövüş öğrenin. Ne kadar uçturacak bu kadar. Hayret. Ama ikisi birden sağ kalamaz. Birinin sonu ya ölüm ya uçurum. Seninki boşa gayret Yorgo. Hiçbir sahtekar uzun ömürlü olamadı. Sahtekar olan sensin. Aklın varsa özür dile ve çek git. İşte dediğim oldu. Gitti deli balta. Hadi. İşte Osmanlı. Güle güle. Güle güle. Dedim mi sana? Ha? Dedim de ha? Eyvahlar olsun gitti yiğit deli balta. Kötü olan cezasını bulmadı. Evet ama. O da ne? İşte bakın tutundu. Tam düşerken bala tutundu. Hey şu Osmanlı'nın haline bakın. Buralara kadar ölmeye gelmişsin Osmanlı. Merak etme. Bu uçurumu senin gibilerle dolduracağım. Ama önce bileklerini koparmalıyım. Evet ya Abdülkadir Leyla'yı. Boşuna debelenme. Hiçbir ümidin yok. Öldün sen. Al bakalım. Asıl sen al Rum kopili. Sadece kabzan iğne yetmez. Olmaz. Kılıcım gitti. Ama kavga bitmedi. Hemen bir yenisini bulmalıyım. Hey! Siz çabuk bana bir kılıç hazırlayın. Almaya geliyorum. Tam sırası. Kılıcımı toprağa saplarsam kendimi yukarıya çekebilirim. Oluyor bu iş. Kurtulacağım. Verin kılıçlarınızı. Ne kadar varsa hepsini verin. Ama bizim kılıçlarımız sana yaramaz ki. Evet. Gevezeliğin sırası değil sertemler. Allah'a şükür. Ayaklarım yere bastı. Yorga denedim de geliyorum işte. Başka yok muydu? İki kılıç az değil mi sahtekar? Sen hala hayatta mısın ha? Hala konuşuyor musun? Hayret.
Nasıl becerip de kurtulabildi anlayamadım. Durun bakalım göreceğiz. Kavga sanki yeni başlamış gibi. Seni diri götürmek istemiştim. Hata etmişim. Sıkı dur Rum kopili. Yükünü biraz hafifleteceğim. Bu saçlar sana yakışmıyordu zaten. Şimdi böyle bir şeye benzedin. Allah, saçlarım. Saçlarım uçtu. Nasıl yaptın bunu? Dur hele dur. Enseden biraz daha alalım. İyi mi? Evet evet. Burnun biraz fazla mı havada ne? Senin ha? Bir yumrukla düzelmesi gerek. Al bakalım. Ha? Seni hiç öldürmedim ben. Hiç öldürmedim. Dur bakayım dur. Alnına da kılıcın ucuyla bir işaret ister. Evet evet. Senin sol kulağında hafif budanmak istiyor. Ne dersin? Yardım. Bırak beni. Bundan sonra el içine çıkamam. Yeter. Oy, yetme. Yetme. Şimdi ayağa kalk bakalım. Senden ufak bir yolculuğa çıkacağım. Seni paramparça edeceğim. Ne kadar Müslüman görürsem hepsini doğrayacağım. Ama artık o gözler hiçbir şey göremeyecek ki. İnsan kılıklı canavar. Çünkü akbabalar izin vermez. Yolun sonuna geldik. Sen neredeyim? Nasıl hatırlamışsın? Yakıp yıktığın çiftliğe geldin. Beni ne yapacaksın? Niçin buraya getirdin? Yürü yürü öyle. Az sonra göreceksin. Öşümü alacağım sizden. Hepinizden. Her gün olmuştumaz uğrayacağım. Elinden gelirse yap. Ama biraz kımıldan. Bak işte geldik. Manzarayı nasıl buldun sahtekar? Bu iki ağacı sevdin sana. Ha? Hani yaslanarak çiftliğin yanışını seyrettiğin ağaçlar bunlar. O feryatları zevkle dinlediğin ağaçlar. Ağaçlar. Ağaçlar bunlar. Hepinizi öldüreceğim. Kalk. Kalk hadi. Kalk. Dünyaya son defa bak. Sana diyorum Rumoğlu. Uzat bileğini. Bütün Müslümanlığı öldüreceğim. Öldüreceğim. Akbabalar ve kuzgunlar. Sahtekar sizin olsun. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.